Merhaba sayın dinleyiciler. arvekcenter.com'a hoş geldiniz. Bilirkişi düşüncesi programında Talışların tarihi geçmişi hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Talış'ın toprakları 17. yüzyılda 1. Süleyman Safevi döneminde Şah'ın kişisel mülkü olarak ilan edildiler. Kazak Stepan Razi'nin 1668 yılından 1670 yılına kadar düzenlediği saldırılar sonucunda Lenkeran, Mazenderan'daki şehirler ve Talış'ın bölgesinin tüm Hazar sahilleri yağmalandılar. Şah Hüseyin döneminde Safevilerin İran Devleti 1722 yılında Afganlar tarafından ülkenin fethiyle sonuçlanan derin bir kriz dönemine girdi. 17. yüzyılın sonu, 18. yüzyılın başlarında Safevi Devleti'nin çöküşü sırasında yerel bekler kendi devlet oluşumlarını kurmak için harekete geçme zamanının geldiğini anladılar. İlk adımı 17. yüzyılın sonunda Gilan Hanı'nın ve Safevi Şah'ın hakimiyetleri altından çıkmak için Lenkeran'ın hanı Omir Agis attı. Onun örneğini Talış'ın diğer hanları da takip ettiler. Astara'da Mehmet Hüseyin ve Kızılağaç'ta Musa Han kendilerini bağımsız ilan ettiler ve merkezi yönetimi hesaba katmadılar. Mehmet Hüseyin sonradan Musa Han'ın hakimiyetini tanıdı. Sonuncusu 18. yüzyılın başında Lenkeran'ı fethetmeyi başardı. 1722-23 yıllarında ise Rus Çarı 1. Petron'un İran seferinde Rusya tarafını tuttu. Osmanlı İmparatorluğu ve İran arasında imzalanmış Hemedan Antlaşması'na göre Batı İran'ın toprakları Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına girdiler. 1723 yılında imzalanmış Rus-İran Antlaşması'na göre ise Derbent, Bakü, Gilan, Talış ve Mazandaran geçici olarak Rus İmparatorluğu dahiline girdiler. Afgan kabileleri Ekim 1722'de İran'ın başkenti ve ülkenin büyük kısmını ele geçirdiler. Safevi Şah ise Hazar Denizi'nin kuzey kıyısında saklanarak Afganlarla mücadeleye önderlik edebilecek ulusal lideri bekledi. İran'ın kuzeyinde 1729 tarihinde yetenekli fakat acımasız komutan olan Nadir Han meydana çıktı. Nadir Han, Rus İmparatorluğu'nun desteğini alarak Osmanlılardan işgal ettikleri bölgeleri geri almak için Osmanlı İmparatorluğu'na karşı başarılı bir savaş başlattı. Aynı zamanda planlı bir şekilde Nadir Han, Afganları İran'dan uzaklaştırmaya ve Afganistan'a geri döndürmeye başladı. Kırık Türk ordusu batıya çekildi ve 1732 ve 1736 yıllarında imzalandığı antlaşmalara uyarınca Bağdat ve Irak dahil olmak üzere batı bölgeleri İran'a verildiler. Rusya ile ilişkiler farklı bir şekilde gelişti. 1732 yılında İran ve Rusya arasında imzalanan Reşt Antlaşması'yla Kilan, Talış, Mazandaran 1735 yılında imzalanan Gence Antlaşması'yla ise Derbent, Bakü ve Şirvan yeniden İran'ın yönetimine geçtiler. Bu antlaşmaların şartları uyarınca İran, Türkiye'nin bu bölgelere girmesine izin vermemeli ve bu bölgeleri başka bir üçüncü tarafa teslim etmemeliydi. Ancak 1736 yılında Talış'ı tekrar kontrolüne alan Nadirşah, Musa Han'ı Rus yanlısı tutum almasıyla suçladı. Musa Han iktidarından vazgeçerek Lenkeran'dan ayrıldı. 1736 yılında Nadirşah, Talış'ın hakimi olarak Seyit Abbas'ı tanıdı. Nadirşah'ın fermanına göre Seyit Abbas, Talış Han'ı ve bu İran bölgesinin beylerbeyisi ilan edildi. Bu tarihten itibaren ayrı bir Talış Hanlığı'nın hikayesi başlamış oldu. Talış Hanlığı, Seyit Abbas'ın çabaları sayesinde güçlenmeye başlıyor. Seyit Abbas, Talış Hanlığı'nın kurucusu olarak tarihe geçti. Seyit Abbas, Nadirşah'a mümkün olan her şekilde sadakatini ispatlamak için sadakat belirtisi olarak sonradan Talış tarihinde Karahan adıyla daha ünlü olan oğlu Cemal'ı onun hizmetine gönderdi. Aynı zamanda Seyit Abbas, Ruslar ile de dostça temaslar kurmaya çalışıyordu. General Matyushkin ona denizden silah ve mühimmat taşımak için yardım ediyordu. Aslında Seyit Abbas, Kuzey Kafkasya'daki Rus yönetimleri ile Nadirşah arasında ustalıkla manevralar yapıyordu. Bu arada Karahan, Nadirşah'ın doğu seferlerine katılıyordu ve 1747 tarihinde babasının ölümü üzerine miras hakkı ile 2. Talış Han'ı ilan edildi. Kısa süre içinde komplo sonucunda 1747 tarihinde Nadirşah öldürüldü. Nadirşah'ın ölümü Güney Kafkasya'da İran'dan ayrılmak ve bağımsızlığa kavuşmak için sinyal olarak algılandı. Şeki, Gence, Karabağ, Kubin ve Talış Hanları kendilerini bağımsız ilan ettiler.
Nadir Şah'ın ölümünden sonra Karahan Talış Hanlığı içinde tüm önemli sorunları kendisinin çözeceğine dair bir işaret olarak Talış Hanlığın başkentini Astara'dan Lenkiran'a taşıdı. Bu açıkça gösterici bir adım olup ekonomik ya da politik nedenleri değil, Karahan'ın bağımsızlığını vurgulama arzusuna bağlıydı. Karahan ve oğlu Mir Mustafa Han döneminde Talış daha güçlendirildi. Tam Karahan döneminde küçük bir yerleşim yeri olan Lenkeran, kale duvarlarıyla, han sarayıyla, yeni camilerle ve geniş bir pazarla büyük başkent haline geldi. Ancak Talış Hanlığı'nda böyle bir ilerleme Gilan Beylerbeyliğini rahatsız ediyordu. Gilan Beylerbeyisi Han Hidayet, Talış'tan kendisinin hakimiyetini kabul etmesini ve yıllık vergi ödemesini talep etti. Özellikle Talış Hanlığı'nın Astrakhan aracılığıyla Rusya ile ticari, siyasi ve diplomatik ilişkilerini güçlendirmesi ve genel olarak Lenkeran iktidarının Rusya yanlısı politikası Hidayet Han'ı kızdırıyorlardı. Enzari'de Rus konsolosları Sankt Petersburg'a Karahan'ın Rus himayesini kabul etme isteğini bildirdiler. Gilan Beylerbeyisi Karahan'ı korkutamayarak 1768 yılında Talış'ı istila etti. Karahan'ı esir alarak Gilan'a götürdü. Fakat olaylara Kubin Hanlığı'nın Lezgi Hanı Fatali müdahale etti. Fatali Han, Karahan'ın serbest bırakılmasını talep etti. Buna karşılık olarak ise Talış'ın beklerinin kendisini emir olarak tanımalarını ve vergi ödemelerini istedi. O dönemde uluslararası durum değişti. Rus ve Osmanlı imparatorlukları savaş eşiğine gelmiş durumdaydı. İran'ın Şahı Kerim Han Zend, gelecekteki savaşta hangi tarafı tutacağı konusunda karar veremiyordu. Bu koşullarda Gilan Hidayet Han'ı durumun gelişmesini beklemedi ve 1773 yılında Rusya ile flört etmeye başlayarak onun himayesi altına girmesini istedi. 1785 yılında Gubalı Fetali Han devletinin vasalına çevrilmesine rağmen Talış Hanlığı Rusya sayesinde daha da güçlendi ve gelişti. Bugün bu kadar sayın dinleyiciler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.